İsmail Kür'ün şüpheli ölümüyle devam edeceğim sevgili izleyiciler. Seher'le ilgili gelişmeler var. Hepsinden haberdar olacaksınız. Ama önce Allah rahmet eylesin. Sevgili iki evin tek oğlu, sevgili İsmail'in annesi Bediye Hanım gelsin bakalım. Bediye Hanım gelir misin lütfen? Gel Bediye'cim, seni karşıya alacağım. Oturabilirsin Bediye'cim. Seher'in oturu değil, oturmak istemedin mi? Ama oturman lazım karşımda. Koltuk bizim koltuk ya. Olsun. Ha? Orada mı oturacaksın? Tatlım benim ya. Ha? Koltuk bizim koltuk. O benim koltuğum. Tamam, senin koltuk da bir de beni düşünün yani. Tamam. Onu oraya otur. Şey, karşı monitörü açsanız tamam. Arkadaşlar. Karşı monitörü açın. Onu görüyorum gibi geliyor yani. O kadar nefret tabii, ediyorsun. Tabii. Kocaman oğlum gitti yani de zaman. Doğru, haklısın. Ay kurban olurum. Ellerim. Aslında seni öpmem. Yok yok. Kaçıyorlar baksana. Şimdi Seher benim kulağıma bir şey söylemişti. Ben ona söz vermiştim sevgili izleyiciler. Şimdi onu her şeyi açıklayacağım. Her şeyi açıklayacağım. O yaptığımız kaydı olduğu gibi yayınlayacağım. Olduğu gibi yayınlayacağım. Öğün çıkmasa yarın çıkacak elbette. Çıkacak, merak etme. Şimdi ben bu arada bazı çok önemli hukuki gelişmeler de var. Onlardan da haberdar edeceğim sevgili izleyiciler sizi. Şimdi Seher bu stüdyoda yok şu anda. Annesi de sevgili İsmail annesi Bediye onun yerine bile oturmak istemedi. O kadar çok öfkeli Seher'e. Seher burada neden yok? Şu anda nerede? Ne yapıyor? Nasıl bir taktik içerisinde? Hepsinden haberdar olacaksınız birazdan. Ama yorumlarınızı merak ediyorum. Sizce Seher benim kulağıma ne söylemiştir? Ve ben ne açıklayacağım? Arkadaşlarım şimdi Instagram'a onu girdiler. O soruyu Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme Instagram adresine. Yorumlarınızı bekliyorum. Seher sizce benim kulağıma ne söyledi? Sözümde dursaydı ben de sözümde duracaktım. Sözümde durmadığı için benim de sözümde durmama gerek yok. Hepsini açıklayacağım. Sonuçta gencecik bir adam toprağın altında, ailesi perişan durumda. Seher ilk geldiğinde her şeyi anlattı. Yalanlar söyledi, gerçekleri sakladı. İlk geldiğinde gerçekleri nasıl sakladı? Bir hatırlayalım mı? İzleyelim. İsmail'le nasıl tanıştın? Telefonda. Telefonda. Senin telefonu kim vermiş ona? Onu bilmiyorum. Ben sorduğumda söylememişti bana telefonunu. Israrla sormuştum, söylememiştim. Söylemediydi. Senin telefonunu ona kim verebilir? Faruk abi verebilir ya da başka birisi de verebilir. Yani bilmiyorum. İsmail'in sana yazmasından hoşlandın. Yok, hoşlanmak gibi değil. Zaten engelleyecektim. Ben konuşmak istemedim zaten, belirttim. Faruk abiyle de konuştuktan sonra da konuşmaya başladık. Senin sevgilin var mıydı? Yoktu, yok. Senin hoşlandığın biri var mıydı? O sürecin boyunda mı? Evet. Yoktu ya, hani konuştum, hani çok konuştuğum insan yoktu zaten. 29 Nisan'da evet. Sabah saat 8'de işten evet, çıktın. Evet. Seni aradı mı? Konuştuk, evet. Peki orada tesadüfen mi karşılaştınız şeyle, İsmail'le? Yoksa İsmail seni orada takip mi etti sence? Ya, ben zaten hani çıktıktan sonra zaten ayrı ayrı gittiğim için hani caddede hani zaten o da kafe gibi bir yer var zaten direkt karşısında hani dediğim yerin. Oradan zaten geldi, gördük zaten birbirimizde. Siz tesadüfen karşılaşmamışsınız, buluşmuşsunuz. Ya, böyle oldum, evet, buluşmuşuz sayılıyor. Evet. Ben seni bırakırım dedi. Ailem de var burada dedi, hastanede dedi. Annesinin babasının olmadığını gördün. Evet. Rahatsız olmadın mı? Rahatsız olma. Annem baba nerede dediğimde hani geciktirmeye başladı beni. Hasta şeyden geçti. O zaman inebilirdin arabadan kızım. İndirmedi. Anası babası olmayınca İndirmedi. Niye bindin? İndirmedi. Baya gün. Durun. Ben bugüne kadar Seher hiç yalan söylemedi. Sadece gerçekleri söyledi. Gerçekleri söylemekten kaçınca demiştim ya. Burada Seher yalan söylüyor. Kesin. Bize yalan söylüyor. Çünkü bize şunu ya, en sonunda itiraf etmişti. Ben işte Faruk istediği için annesinin ve babasının arabada olduğunu söyledim demişti. Yani ilk geldiği anda Faruk'un yalanlarını söylemekle başlamış işe. Devam edelim. Yalan söylemişsin Seher. Sen yalan söylemişsin. Bilmedim. Tartışma şiddete dönmeye başladı. Evet. İsmail eliyle benim saçımı tuttu ve çekiştirmeye başladı. Evet. Araç içerisinde kavga etmeye başladık. Aracın kontağını açıp el frenini indirdim.
Evet. Aracı yokuş aşağı göndermeye çalıştım. Evet. Ancak İsmail el frenini çekti, kontağı kapattı. Ben de kendisine hani ölecektik, ne korktun mu dedim. Aynen. Daha sonra aynı eylemi tekrar gerçekleştirdim. Evet, evet. Ve öleceksek beraber ölelim. Evet. Ben de ölmek istiyorum dedim. Öyledir. Ama o sen an... neden o sırada ölmek istedin? Ya beni zorla kaçırmak istediği için ben o an her şeyi göze aldım dedim abla. Ne ama... demek öleceksek beraber ölelim ne demek? Ya o psikoloji söylemişimdir ama ben ölmek gibi bir şey yok ama hani o an durumdaki ya madem hani beni zorla kaçıracaksan ben ölmeye razıyım dedim yani. Boşu boşu aşağı indikten sonra zaten elime daş, ben ifademi daş, elime ne geldiyse hepsini zaten vurdum, geçirdim. Bunu kabul ediyorum zaten. Ondan sonra boğuşmaya devam ettik zaten biz. O sırada bana şiddet uyguladı. Ben onu şiddet uyguladım. Yani birimizi vura vura zaten aşağı doğru indik zaten. Ben hastalığım var baktım. Hani sual gel ben hani kaçmayı düşünüyorum o sırada. O yukarı giderken hani ben direkt aşağı da indim. O yol nereye doğru gidiyor? Yola çıkıyor mu orası? Aşağısında dere yatağı var. Dere yatağı var. Sen orayı biliyor musun o arazi? Hayır bilmiyorum O anda orada indikten sonra görüyorum zaten ben. Peki. Aşağı doğru koşmaya başladım. Dala çarptım kendime. Dala çarptım, dengemi kaybettim. Sonra tekrar çıktım. Ayağa kalkmaya çalıştım. Arkamdan koştu, fark etti, kaçtı mı? Ha, fark etti. Evet. Sonra? Sonra yanıma geldi, işte tuttu. Boğuşmaya devam ettik işte. Yalan söyledin, inanmıyorum falan. Hani cümle... Bıçağı ne zaman çektin, çocuğu bıçakladın? Boğuşmaya devam ettikten sonra abla... Elim kolumu bağlamaya çalıştı, kendi bağcığını çıkardım. Geliyorum artık, bağcığını çıkardı. Onu zaten hani... Özür, niye bağcığını çıkartıyor? Kolumu bağlamak için, elimi kolumu bağlamak için, götürmek için. Amacı ne? Seni oradan götürmek. Evet, Allah sadece Allah. Hani taciz ettiği için çektim ben o bıçağı ya. Etmeye çalıştı abla, olsun dediğim gibi. Sana sahip olmaya çalıştı. Evet, ister inan istemem hiç umurumda değil. Hani o ana ne şey yaptı, ben onu yalvardım yapma dedim sadece. İsmail yapma dedim, gözü o anda sadece hani döndü, yapma dedim yalvardım. Peki bunu ifadende neden söylemedin? Söyledim. İfadende yazmıyor. Nasıl yazmıyor abla, söyledim ya. Sana sahip olmak istediği ifadende yok. Bilmem abla, söyledim diye. Böyle bir şeyi jandarma niye söylemedin, niye şimdi söylüyorsun? Abla korktum ya. Şimdi Seher buraya geldiğinde belli ki Faruk'un talimatlarıyla ve Faruk'un yönlendirmesiyle burada konuşmaya başlıyor. Değil mi sevgili Bediyeciğim? Bediye başından beri Seher'e hiçbir zaman Seher'in doğruları söylemediğini, oğlunun asla onu kaçırmak gibi bir girişimi yalan. Olamayacağını, olsaydı haberinin yalan. Olacağını söylemişti. Evet, değil yalan. Mi? Yalan söylüyor. Başından beri ama sonrasında sevgili izleyiciler siz de fark ettiniz. Siz de yorumlarla katkıda bulundunuz. Ve Seher bir süre sonra bazı şeyleri ama her şeyi değil bazı şeyleri tek tek anlatmaya başladı. Ama teker teker 29 Eylül'de 17 Ekim'de, 18 Ekim'de, 19 Ekim'de, 20 Ekim'de, 25 Ekim'de, 1 Kasım'da, 10 Kasım'da, 13 Kasım'da, 18 Kasım'da ve 24 Kasım'da. Bir süre sonra hatta Faruk buradan onun gitmesini de istedi. Yani Faruk her şeyi yaptı. Faruk hatta çok şey yaptı. Şu anda bazı şeyleri burada ekranda söyleyemiyorum. Çok şeyler yaptı Faruk. Yani Seher'i burada konuşturmamak için ama Seher de artık buraya geldikten sonra bazı şeyleri açıklamak zorunda kaldı. Ama hala Faruk'la ilgili mesela ilk geldiğinde İsmail'le işte görüşmek zorunda kaldığını, Faruk yüzünden görüşmek zorunda kaldığını söylememişti. Kesinlikle. Hiç söylemedi yani. Seher'in şu çelişkileri, ya sakladığı şeyleri teker teker nasıl söylemeye başladı, nasıl parmak salladı, arkasından nasıl suspus olduğu sesi içine kaçtı, hepsi bir ekranlarınıza gelsin. Dikenlerin olduğu yerde montu çıkardınız. Evet. Çıktı yani, üzerinden çıktı senin. Boşmuşsun aslında. Zaten hani aramızdaki zaten kavga daha şiddetlendi, hani daha şey oldu. Mont biraz yukarıda kaldı o zaman. Yukarıda. Biz... Yani arabaya yakın bir yerde kaldı. Evet evet. Biz bayağı aşağı indiydik ikimiz. Monttan sonra, mont üstten çıktıktan sonra. Bayağı indik. Osman sen tekrar yukarı çıkmadığına göre? Dere yatağından gittim ama yani yukarı hani çıkıp da hani Faruk abi aramadım ben. O tabelanın yanında aldı beni. Tabela yanında aldığında arabaya bindiğinde mont yoktu değil mi Seher? Yoktu ya. Sen İsmail'i bıçakladığında? Mont üstünde yoktu. Son bombaydı patladığın.
olay yerinden telefonu Faruk abi aldı. Ya. Ben ambulansı bilmiştim, ambulansın içindeydim. Faruk abi geldi kulağıma, dedi telefonu ben aldım dedi. Ondan sonra zaten dedikten sonra zaten nereden aldı, ne yaptığını söylemedi. Uşağı muşağı karıştırma dedi, Selen dedi, bindiğinizi söyle dedi. Uşağa geldiğini söyleme dedi. Hani uşağı, hani uşaktan bindim ben abi dedim, hani görüntüler var dedim, hani Selen'den bindiğini söyle dedi. Benimle konuştuğunu boğun ailen anlatma dedi, İsmail'le konuştuğunu dedi. Onlar hiç kimseye bahsetme dedi. Yani İsmail'le seni Faruk'un tanıştırdığını söyleme mi dedi? Hayır, evet evet. Aa. Ondan sonra hani ifadeni hani jandarma ifade verirken hani şeyleri tercih anlatma dedi. Sonra savcılıkta anlat dedi. Yani hep yani yönlendirme şeyindeydi yani. Ondan İsmail, sonra dedi, İsmail arkamdan benim ölümü bulacaksın diye seslendi demeni Faruk mu istedi? Ya öyle bir şeyler dedi, evet. Sen onu bıçakladıktan sonra bir yere kafasını vurmuş olabilir mi şey İsmail? Yere düştü kafasını, bir şey mi vurdu acaba? Bilmiyorum, ben taş tırmaçta her şeyi vurdum zaten kafasına. Yere düştü değil mi sen taş attıktan evet. sonra? Düştü. Yüzüstü mü yattı? Yani evet, öyleydi yani. Sonra ben... ayağa kalktı mı? Sonra ayağa kalktı Hayır, mı? Hayır kalkmadı. Ben İsmail'i aldım. Ben İsmail hani boğuşu ederken İsmail yaşıyordu. Gerçekten hayır. Ben ondan sonra gittim oradan zaten. Sen yanına gittin mi? Müdahale etmedim abla. Ondan sonra kaçtım zaten dediğim gibi. İsmail'e müdahale etmedim ben. Ondan sonra dedim hani Faruk abi böyle böyle hani... Peki adam çocuk yere düşüyor. Kafasına evet. darbe almış. Bir de gittin üstüne üstlük bıçakladın mı? Hayır ya. Dediğim gibi hani bıçakladım, taş, maş, alümini geçersin vurdum. Kanı bastırmaya mı çalıştın? Hayır ya. Öyle hayır. bir şeyler yaptı demek ki. Kanı durdurmaya mı çalıştın? Hayır. Sivil şörtünü çıkartıp oraya bastırıp kanı durdurmaya çalıştın mı? Bence öyle. Onun kanı dön. Evvel de bahsediyor. Tamam, tamam. Bir dakika söyledi. Tamam. Öyle mi yaptın? Aa. Ben hani dedim hiçbir zaman İsmail'i öldürmek istemedim gerçekten. Hani kanamaya başladı. Kafası yüzüstü evet. mü düştü? Evet. Tamam. Ama gerçekten hani yaşıyordu abla. İlk bir hani elimle şey yapmaya başladım, tuttum. Nereye, neresini tuttun? Yani o kanayan yerine elimle, elimdeki kanlar ondan. Yani ifadeni böyle yönlendirdi. Fazla ayrıntılı girme, uşağa gittiğini söyleme. Uşakta buluştuğunuzu söyleme. Hani ifadelerini böyle yönlendirdi. Faruk sana o zaman direktifler mi verdi? Uşakta buluştuğunuzu söyleme. Böyle şekilde ifadene ver dedi. Faruk ne olur işe girdikten sonra öğreniyorsun. Niye bu kadar sana baskı yaptı bu adam? İsmail'le konuşmak istiyor musun dedi bana böyle direkt. Ben istemiyorum dedi. Ki sevgilim var dedi bana. Olabilir olmayabilir abi dedim, hani bu benim hayatım dedim. Ailem biliyor mu falan dedi, ben de bilmiyor dedim, kimse bilmiyor dedim. Bilirler öğrenir, herkes görür dedi. Ha. O zaman peki yani aslında İsmail'le, İsmail'i kandırmanı istedi. Senin bir sevgilin var, sevdiğim bir insan var. İsmail'i kandırmanı istedi. Hani öyle yani, ben umutlandırmak istemiyorum kimseye dedim. Umut vermek istemiyorum baktım. O dedi ki sadece konu şey, iç gez toz hayatına bak. Ya öyle diyorsun ama ben istemiyorum. Ama İsmail'e de şunu söylüyor anladığım kadarıyla. Seher seninle evlenmek istiyor diye söylüyor anladığım kadarıyla. Kimse duymaz. Kimse de bilmez. Merak etme sen dedi. O zaman ben... seni koz olarak kullandı. İşte ben seni Seher'le evlendireceğim diye İsmail'i kandırıp İsmail'den para çekmeye başladı. Ya olabilir abla, hani benim sayemde para yemiş bayağı. Faruk zaten orada bana dedi ki cinsel ya da bilmem şeyini anlatma dedi zaten kendisi. Sen jandarmaya böyle bir şey anlatmadın mı? Anlatmadım. Hani Faruk anlatmamı istemedi ki. Sen hiçbir şekilde jandarmaya beni evet. öpmeye çalıştı, benle birlikte olmak istedi diye cümleler kullanmıyorsun. Söylemedim. Niye söylemedi? Faruk söylememi istemedi. Niye cümlemi. Böyle bir şey söylemeyeceksin jandarmaya? Bunları söylemedi de milletin içine çıkamazsın, rezil olursun falan. Ne alakası var? Aksine kendini savunmuşsun sen. Bunu söylemen lazım. Ya, söylememi Varsa istemedi. Bir şey söylemen lazım. Ben son ana kadar Faruk'u savundum demişsin. Neden evet. son ana kadar Faruk'u savundun? Abla şöyle, ben para meselesini buradan öğrendim. Seni tehdit eden bir adamı niye savundun? Bak seni abi, tehdit etti. Evet. İfadenin her bir satırını bile neredeyse o yazdırmış sana. Niye ayarladım İsmail bana? Beni İsmail'e karşı para gelsin satmışın, o da almış buradan basit. Erkek erkek gözün yetsin, gel konuş. Yere bağlan. Yeterin ya. Konuş konuş demedim, konuşmadım ben ya. Sen konuş dedin, konuştum ben ya. Faruk'tan mı korkuyorsun? Sana baskı kurmuş. Evet. Ha? Evet.
kurduğu için gelemedi o an. Aklıma kimse gelemedi ya. Bir şey bilerek de söylüyorum. Seher parayı seviyor sevgili izleyiciler. Bence Seher, sen İsmail'in parasını yemişsin. Yalan söyledi tabii. Bence yemişsin. Sadece tabii. Faruk değil. Çünkü ya bu kadar sevgili izleyiciler, 28 Eylül'de mont yukarıda arabadan indikten sonra üstümden çıktı, olay yerinde kaldı dedi. Günlerce mont meselesini sordum, sürekli yalan söyledi değil mi? Kesinlikle, kesinlikle mont yalan meselesi söyledi. Hatta siz haklı olarak tepki gösterdiniz. İdem niye aynı soruyu soruyorsun? Niye aynı soruyu soruyorsun? 29 Eylül'de bombayı patlatıyorum dedi. Bombayı günlerce içinde tuttu. Telefonu Faruk abi aldı dedi. Ama Faruk hala abi demeye de devam etti. Dikkatinizi çekti mi? Uşak'ta buluştuğumu söyleme dedi. 17 Ekim'de İsmail'le seni benim tanıştırdığımı söyleme. Jandarma savcıya sakın bunu söyleme diye tembihlemiş. 18 Ekim'de de kafasına taşla vurdum öyle kaçtım kendinden geçti dedi. Bir gün sonra tampon yaptım üstümdeki kan öyle ellerim öyle kan oldu dedi. Bir gün sonra ifademi Faruk yönlendirdi dedi. 25 Ekim'de Faruk beni İsmail'le görüşmem için zorladı tehdit etti dedi. 1 Kasım'da tacize anlatma dedi. Faruk işte tecavüz olayını sakla dedi. Yani bilgileri çok kontrollü bir şekilde vermeye başladı. Seher'in hayatında iki kişi çok belirleyici. Biri Faruk, İsmail'i tanışmasına neden olan Faruk Efendi. İkincisi de öğretmenlikten atılan ve bir daha öğretmenlik yapamayacak olan ve 46 yaşındaki bir erkek, 21 yaşındaki bir genç kıza kankam diye seslenemez. Bence seslenemez yani. Olmaz. Bir de daha önce öğretmenlik yapmışsa eğer diyemez yani. Kankası ona bazı talimatlar verdi. Bütün onların talimatlarını dinledi. Ve arkasından da sevgili izleyiciler, tırnak içinde sözde gazeteci ve Faruk'un dediği her şeyi olumlayan oğlu hiçbir şey bir gazeteci şüpheli olarak sorgulanan, soruşturmada şüpheli olarak yer alan bir insan için güzelleme yapamaz. Ben yapamam mesela. Gazeteci vicdanlı olan bir insan yapamaz. Ve Faruk. Faruk sözde gazeteci, gazeteci de değil de böyle başka bir şey deniyordu ona demeyeyim. Özcan. Bu üçlü Saca ya. Seher'i bayağı bir etkilediler.